Dünya borsalarında yeni rekorlarla güne başlıyoruz. Avrupa Merkez Bankası'nın genişleyici politikaları sürdüreceği ve yeni Japonya Başbakanı'nın piyasa dostu politikaları izleyeceği beklentileriyle Avrupa ve Asya piyasaları yeni zirveler görüyor. Zayıf Amerika verileri nedeniyle Fed'in varlık adamını azaltmaya erteleyeceği beklentisi gelişmekte olan ülke varlıklarını destekliyor. Küresel olarak değer kaybeden dolara karşı gelişmekte olan ülke paraları son 11 günün 9'unda değer kazandı. Türk lirası ve Güney Afrika randı 3. çeyrekte en çok değer kazanan para birimleri. Orta vadeli programın işaret ettiği kur seviyeleri, piyasa fiyatlamasının ve Merkez Bankası'nın işaret ettiği güçlenen Türk Lirası argümanıyla tezat oluşturuyor. Borsa İstanbul, bankaların öncülüğünde cuma günkü kaybının önemli bir kısmını geri aldı. Bankalar sanayi hisselerini son bir ayda %9 yendi. Tüpraş, Tav Tofaş Fabrika, Koç Holding ve Türkiye Sigorta pozitif ayrışan hisseler. Borsa İstanbul'da dünya borsalarına paralel yatay bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 1460 ve 1480. Pozitif havanın devam etmesi durumunda endeks 1500 seviyesini aşabilir. Otokar ihale haberi daha önce piyasaya geldiği için sınırlı pozitif bir tepki bekliyoruz. Teknik olarak garanti, Koç Holding, Tekven ve Tav hisselerini beğeniyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.